Yarın mı gidiyorsun? Evet. Hünkârımız hazırlıkların yapılması emrini vermiş. Allah izin verirse yarın yola çıkacağım. Gerçekten gidecek misin? Yani bunu istiyor musun? Elbette. Neden sordunuz? Bilmem. Ama ben seni epeydir pek düşünceli görüyorum. Sanki aslında gitmek istemiyor gibisin. Alakası yok. Ben... Bali Bey'in haberi var mı? Bilmem. Vardır herhalde. Eminim çok üzülmüştür. Neden üzülsün ki? Bali Bey'in size alakası malum. Belli ki gizli bir sevdaya tutulmuş. Nasıl? Kendisi mi söyledi bunu? Böyle şeyler söylenmez. Hele ki haremde. Yazık. Çok da yakışıyordunuz birbirinize. Neyse. Ben hamama gideceğim. Bana eşlik eder misiniz? Elbette sultanım. Akşam ne yapacaksınız? Feda ziyaretlerimi yapacağım. Bali Bey'i de ihmal etmeyin. En azından bir vedayı hak ediyor. Doğru. O kadar kahrımı çekti. Böyle gitmeyin ama. Ben size bir kıyafet göndereceğim. Gerek yok. Ben böyle iyiyim. Siz beni dinleyin. Sen ne yapıyorsun burada? Valide sultanımız çağırdı sultan. Emir böyle ben... Sen beni yaktın! Beni öldürecektin! Sultanım bırakın! Sultanım lütfen! Sultanım yapmayın! Bırakın! Sultanım yapmayın! Sen de al götür şunu. Dayı, ne demek bu? Nasıl gelirler buraya? Validem. Sana bir daha buraya gelmemeni söylemiştim. Az evvel cariyelerden Fatma ve Fidan'ı gördüm. Bana dediler ki onları siz hareme almışsınız. Doğru mu bu? Başka türlü girmeleri mümkün mü? Nasıl olur da beni yakmaya çalışanlar hareme alınır? Hani cezalarını vermiştiniz? Cezalarını çektiler Hürrem. Bitti. Fatma'nın kellesinin alınması gerekirken korunuyor. Dahası Mahidevran Sultan'a cariye oluyor. Lalezar Hatun'un dilini kesen Fidan'sa harem kalfası yapılıyor. Kabul edin ki bunlar sizin son çırpınışlarınız var idi. Hareket ettikçe batıyorsunuz.